günü gelmişse zamandan. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta işte, ne mendil, ne mendil ne de bir kol. Evet. Yahya Kemal Beyatlı. Ne aşklar yaşanmış bu adalarda, ne aşklar. Ya Celil Hanım'dı değil mi o? Celil Hanım. Ah Celil Hanım. Nazım Hikmet'in annesi. Çok güzel kadındır. Ama onunla kavuşması mümkün olmamış yani. Nazım Hikmet Yahya Kemal'in öğrencisi. Evine gidip geliyor bu kadına aşık olur Celil Hanım'a. Ama o zamanlar bunlar böyle çok hoş karşılanacak şeyler değil yani. Zor bir aşk, imkansız bir aşk. Celil Hanım çok güzel bir kadın, aynı zamanda çok değerli bir ressam. Yani Yahya Kemal bunun hem sanatına hem de kişiliğine çok aşık oluyor. Ya düşünsene. Ya o zamanlar ressam bir kadın, aşkı için her şeyi göze almış bir kadın. Müthiş yani. Tevekkeli değil, Nazım'ı doğurmuş. Öyle öyle. Nazım anasına çekmiş aynı. Onun gibi gözü kara. Ya keşke kavuşsalarmış Yahya Kemal'le. Ya işte o zamanın şartları, ailevi şartlar, toplumsal şartlar onları yan yana getirememiş. Yahya Kemal de herkesi karşısına alsaymış, aşkına sahip çıksaymış. Keşke o cesareti gösterebilseymiş ama. Evet. Belki de o zaman bu şiirler olmayacak. O da doğru. Aşklar imkansız olunca unutulmaz oluyor galiba değil mi? Her zaman da değil sultanım. Ay Hasan. Ne o, beğenmedin mi? Yok. O değil de yani böyle... Ama her şey böyle ot dolu yani. Tamam, attıralım balıkları hemen. Yok, ondan değil. Yani ben doymayız gibi geliyor. Sancım, hep et yiyorsun, etle doyuyorsun. Olmaz öyle, balık da yemen lazım. Yemen lazım belki ama şimdi... Onda da doymuyor insan, anlatabiliyor muyum? İki direm et var içinde. Biraz alışman lazım bunlara. Sebzeye, memzeye alışman lazım. Olmaz böyle. Neyse, ben zaten seni yakında vitaminlere de başlatacağım. Vitamin? İşte prebiyotik, probiyotik, C vitamini, selenyum, magnezyum, kalsiyum, çinko. Yok, alüminyum, fosfat. Ben hapımak istemem böyle şeyler. Bütün dünya yutuyor. Bütün dünya zaten hapı yutmuş. Günde 50 tane ilaç alır mı insan ya? Ya boş ver, ne gerek var orada şeyler? Ya ne gerek var? Olur mu? Sağlık bunlar hep. Bilizim beni elleme. Belki ben uzun yaşamak istemiyorum. O ne demek öyle? Ya 100 yaşına kadar yaşadın dipçik gibi. Etrafına bir bakıyorsun, bütün sevdiklerin ölmüş. Gömülmüş. Ne yapacaksın? Allah korusun ya. Korusun da olacağı bu. Ben zamanında gideyim. Kazık çakmayayım. Ha. İyi tamam, vitaminlerini de al öyle git o zaman. İnatçı geçsin vallahi ya. Bana diyene bak. Peki tamam, bir tanesini alacağım. O neydi? Borubitik. Borubitik. Ne oldu? Yanlış mı söyledin? Borubitik. Probiyotik. Evet. Ya ben edebi olarak güçlüyüm ancak tıbben zayıf. Çok güzel. Hadi o zaman edebiyatçımıza içelim gel.